arkadaşlar, Survival Türk'ün 15. Ark bölümüne hoş geldiniz. Görmüş olduğunuz gibi evi geliştirdim ve bayağı bir şeyler yaptım ama evi yıkmak zorunda kaldık. Çünkü şöyle bir evi göstereyim sizlere. Evi yıkmak zorunda kaldım çünkü sizlere 15. bölümü ben dün çektim. Ama videoları yükleyemedim. Videolar bozuk çıktı. Bu yüzden evi yıkarak 15. bölümü çektim. Evi yıktım. Ondan sonra yani bazı duvarları yıkıp 10 tane mızrak yapıp Spinosaurus saldırısı yaptım. Ondan sonra Spinosaurus saldırısı bölümü çekmiştim sizin için ama videolar maalesef bozuk çıktı. Bir tane trikemiz vardı. Şu dinozordan vardı. O da öldü maalesef. Açlıktan ölmüş herhalde. Benim haberim yoktu. Eve bir geldim. Trikemiz yok olmuş. Ya saldırıya uğradı ya da bilmiyorum ne olduğunu aslında tam olarak. Sizlere Ark'ı daha devam oynamayacağımı söylemek için aslında bu bölümü çekiyorum. Çünkü 20-30 FPS ile oynanıyor aslında ama ani durumlarda, acil durumlarda bir savaş esnasında veya işte bir dinozora saldırdığınız zaman gerçekten kasıyor şu an benim bilgisayarımda. Onun için kusuruma bakmayın. Şöyle bir bakacağım. Yeni bir programla şu an kayıt yapıyorum arkadaşlar. Adı Bandicam. Normalde şu müzik geldiğinde ilk bölümlerde bayağı bir coşkuyla, bayağı bir umutla arka başlamıştık ama maalesef olmadı. Spinosaurus geri gelmiş. Şu arkalardaydı, yine bu taraflara gelmiş. Hatta bu defa gölün o taraf veya göl mü orası bilmiyorum. Şu su birikintisinin karşısındaydı. Şu an bu tarafa gelmiş. Buraya da gelir illaki. Yani bu sağ tarafa da gelir. Birincisi, şu an kurulduğumuz yer hiç iyi bir yer değil. İkincisi, dediğim gibi bilgisayarım kaldırmıyor arka doğru düzgün. Bilgisayarımı güçlendirdiğim zaman aslında arka kayda almak istiyorum. Demin öylesine şey yaptım. Odun topladım duvarlar için. İşte biraz kapı yaptım, ahşap kapı yaptım. Bunları sizlere şöyle göstererek son kez. Bunları da yerleştireyim. Şöyle kapımız olsun. Şu ateşi yak. Ondan sonra neyimiz var? Temel. Temel. Bir de duvarlar nerede abi? Şaka mı? Kaç tane duvar yaptım ben? Daha demin duvar oluşturdum. Ha, 4 tane. Tamam, buradaymış. Şunu şuraya çek, şunu şuraya çek o zaman. Şunu at oradan. Peki. Bir tane temel, 4 tane de duvarımız var. Evet, evim böyleydi aslında. Ne eksik şuraya, ne eksik. Hemen şunları geri koyalım. Hatta sadece şunu koyayım, 5'e koyayım. Ne eksikmiş? Saman eksikmiş. Samanımız var mı? Samanımız 7 tane. Bu arada arkadaşlar, şu evi yapayım edeyim derken sizin dediğiniz gibi bayağı hızlı bir şekilde loot yapmak gerekiyormuş. Yapayım edeyim derken şu an 15. Seviye 14 mü? Yok. Bir dakika, açlığa verelim. Seviye 15. Aynen. 16 puanımız var. Seviye 15'e atladık. Aslında bu oyun seviye 15 ve 20'lerde doğru düzgün başlıyor. Ve mesela trike bayıltmıştım ama sadece Pomia ile Parazaurus eğrimiz vardı.
Trikeyerimiz yoktu yani, trikeyi hiç kullanamıyordum doğru düzgün. Dinozor kapı girişi görüyor musunuz? Doğru düzgün base, yani bu evin etrafına bir duvar, kocaman duvarlar ve büyük dinozor kapıları falan çekiliyor artık. Taş duvarlar, gübre kutusu, işte bahçeler, sulama sistemleri, sal, işte paraşüt, böcek savar. Peçi eğri diyor bak. Raptor eğri. Oo, neler açılmış. Büyük depolama kutusu. Böyle şeyler açılmış. Deri gömlek, deri elbiseler, ahşap sütun ve daha birçok şeyler açılmış. Ahşap merdiven, ahşap kapak çerçevesi. Bu gibi şeyler açılmış. Şunlara da demir kazmayla, demir baltaya 25 level istiyor ama bayağı bir şeyler açılmış yani, büyük bir base yapmak için şeyler açılmış. Saldırı şeyi var. Savaş davulları falan. Aslında bayağı güzel şeyler var ama dediğim gibi ben Ark'ı burada şimdilik noktalayacağım. Yani devam oynamayacağım, devam çekmeyeceğim. Bir dakika ya, ne oluyor? Bize saman lazımdı değil mi? Bence şurayı yıkayım tekrar. Burada dediğim gibi trike vardı. Bu trike yok artık. Ha, bir dakika. Şurada dikelip şuradan ağrı yıksam daha mantıklı. Bir dakika, niye öyle oldu? Tamam, böyle de oluyormuş. Ben yine de bir şu gamayı açayım. Gama neydi bizim? Gama 2.5 mi? Evet, biraz daha açalım. Ne elde ediyoruz bu arada? 5 saman, bir odun, 3 lif. Olsun. Dediğim gibi 7 dakika çekmişiz şu an. Dediğim gibi bu 15. bölümü ben sizlere Ark'ı daha devam oynamayacağımı belirtmek için çektim. Umarım bir hata çıkmazsa. Aa, üstteki kırıldı mı bu defa? Fizik var. Onun için o alttakini kırınca üstteki de kırıldı. Onun için o şey, garip ses geldi demin. Lazer sesi. Bakın bir deneyelim. Evet, böyle çiu ediyor. Yani dediğim gibi çekmeyeceğim artık bundan sonra, çünkü şu an 48 FPS falan diyor ama gündüz 30 FPS ile zor zoruna oynuyorum. Zaten ben Ark'ı hani başkaları gibi Steam'den direkt oynaya tıklayıp açamıyorum. Bilgisayar kaldırmıyor. Oynaya tıklıyorum, ondan sonra Extremely Low Memory modda açıyorum. Yani aşırı düşük kalite modunda oyunu aç diye bir seçenek ile arka öyle açıyorum. Şunları da yıkayım. Bunlardan bayağı 30 odun. Bayağı bir odun gelir diyecektim. Süper. Evet, şu ışıklarımızı yakalım. Aslında çok güzel bir ev ama şöyle söyleyeyim. Şuraya biraz odun atayım ya. Bir de et atayım. Ateşi yak. Dediğim gibi 15. level'e de aldık ama dediğim gibi aslında şöyle bir evi ormana girip ormanı, hani böcekli bölümünü geçip yüksek bir tepeye çıkmak lazımdı. Öyle şeyler var çünkü ormanı geçtiğin zaman yüksek böyle tepecikler oluyor. Üstü çıplak oluyor, ağaç olmuyor. Millet oralara yerleşiyor normalde. Şöyle bir tane yapalım. Burası da kapandı. 5 5 Daha fazla yapamıyoruz. Şuraya.
bir şuraya yapalım. Ne lazımmış hala? Odun lazım. Bayağı bir oduna ihtiyacımız oluyor tabii böyle bir ev yaparken. Dediğim gibi ormana giriyorsunuz. Böcekli bölümünü atlattığınız zaman şeyler oluyor. Küçük küçük böyle tepecikler oluyor üstü çıplak. Oralara millet yerleşiyor online'da. Online'ı da açtım. Millet bir sürü base yapmış ve base'lerin içinde tonlarca dinozor doldurmuşlar. O dinozorları hesaplayayım derken benim bilgisayar fıttırdı zaten bu single player'da hani zar zor kaldırıyor. En düşük kalitede açtım bir de oyunu hani. Bu zamana kadar açtığım bölümlerde hep en düşük kalitede açıyordum. O bölümleri de o kalitede açıyordum öyle söyleyeyim. Bu bölüm son bölüm olsun. Şimdilik küçük bir başlangıç olsun aslında kanalımın ilk oyunu. Ama aslında Stranded Deep, The Forest Miscreated, DayZ gibi oyunlarla başlayıp yükselmek gerekiyordu. Ben en yüksek oyunla başladım aslında. En yüksek grafikleri isteyen oyunla başladım. Biraz hata oldu aslında. Bunu yapmayacağım. Bundan sonraki oyunlarda umarım... Bir dakika şu saman ne? Ha üstündeki şey tamam. Şunu söndürelim. Şunu da söndürelim sabah oluyor. Etlerimiz pişmiştir. Ateşi söndür. Envantere gir. Oo hem de bayağı bir. Bayağı bir et birikmiş. Evet demin mesela ateş açıkken, ateş yanıyorken yine bayağı bir FPS düşüklüğü yaşadım. Bu arada 15 seviyeye gelince o yeşil arkları da açabiliyoruz artık. Bakalım Spinosaurus nerede? Taşımıza çıkmadık. İlk bölümler bu taşa çıkıp şu güneşin veya şu grafiklerin güzelliğinden bahsediyordum ama dediğim gibi aslında kaldırmıyor benim bilgisayarım. Daha iyi bir bilgisayar aldığımız zaman o Spinosaurus bizi mi gördü? Yavaş yavaş buraya doğru geliyor ama ben ona saldırdım bir kere dediğim gibi 10 tane mızrak yaptım evi de yıktım işte mızrak yapmak için duvarlarını falan yıktım ve size özel bir bölüm şöyle 15. bölümü çektim ayrıyeten aa bu arada eve yağmur yağmıyor güzelmiş buraya yağıyor buraya yağmıyor aa çok güzel yapmışlar daha önce yağıyordu. Ne diyorduk? 13 dakika olmuş. Dediğim gibi 15. bölümü çektim. Bol bol kameraya bakmıyorsam kusuruma bakmayın. Bundan sonraki oyunlarım hep facecam'li olacak. Bu Bandicam programı bayağı bir güzel hem kaç dakika çektiğimi gösteriyor. 13 dakika çekmişim. 1,8 GB şu an olmuş o 13 dakikalık video. Hatta 14 dakikalık video. 1,8 GB çok güzel bir şey. Normalde 20 dakika çekip 60 GB'la çekiyordu Fraps. Fraps programı bayağı kaliteli ama çok GB şey yapıyor. Çok GB harcıyor. Onu bir daha küçültüyordum. O küçültme programı aslında ücretsizdi. Şimdi ücretli olmuş. Bu yüzden Fraps ile daha kayda hiçbir şey alamıyorum. Pardon, almak da istemiyorum. Çünkü 14 dakika şu an 1,8 GB çok güzel bir şey aslında. 1,8 GB'ı hiçbir şekilde şu an ellemeden direkt YouTube'a aslında yükleyebilirim. Dediğim gibi burada şu an Almanya'da olduğum için internet hızlı. 1,8 GB'ı daha yüklenecek bir şekilde. Aslında 3 GB'a kadar YouTube'a yükleniyor burada. Yani şöyle söyleyeyim yarım saat, 1 saatte filan iyi güzel aslında 1 saat de sürmüyor yarım saat 40 dakika filan 40 dakikada 3 GB'lık videoyu filan yükleyebilirsiniz normalde.
Ama şu an 12. ayın sonunda ben Türkiye'ye geleceğim. Orada internetim olmayacak maalesef. Şu 3 ay içinde her gün veya her 2 gün The Forest bölümleri gelecek arkadaşlar. Bunu sizlere belirteyim. The Forest, işte Miscreated bölümleri filan. Aslında çok güzel. Aslında şu görüntü çok güzel. Ama dediğim gibi bir savaşa falan gittiğim zaman bayağı bir kasıyor. Bir de şunu da söyleyeyim. Şöyle bir trike şuraya gelmişti. Bana saldırmıştı. Ben de ona, yo ben ona saldırdım. Pardon. Yumurtasını çaldım. Şurada ileride yumurtasını çaldım. Şurada ileride yumurta vardı burada. Aldım böyle yerden bir baktım. Biraz ilerideki trike bana saldırmaya başladı. Dedim ne oluyor? Yumurtasını mı çaldım ben bunun diye heyecanlandım. Ondan sonra oraya yukarı çıktık. Şey pardon. Ondan sonra şu işte bu kenara kadar, yok evimin içindeydi. Evimi yıkmaya başladı şu kenardan. Dışarı çıktım, vurdum buna. O da bana bir geçirdi. Buraya kadar böyle zıpladım. Buraya uçurdu beni. Ondan sonra şu dibe geldi. Sapanla vurdum, vurdum, vurdum. Hemen bayıldı aşağıda. Sonra burada evcilleştirdim. Sonra direkt evini yaptım. İçine işte soktum. Takip etti beni. Öyle işte. Ama maalesef o da açlıktan öldü sanırım. Aslında 30 FPS için güzel. Hani grafikler falan güzel ama dediğim gibi ben oyunu bayağı bir merak ediyorum. Hala merak ediyorum. Hani şu suyun içindeki, şu suyun derinliklerinde neler var? Nasıl hayvanlar var? Şurada petrol var herhalde. Şu arkada da megadolon mu diyorlar? Köpek balığı. Köpek balığı var, görüyor musunuz? Ve şu ip neymiş? O hata mı şu an? Aynen hata. Megadolon var. Baya aslında denizini de merak ediyorum. Ormanını da merak ediyorum normalde. Süper ya. Şuraya bak. Fraps'le 20 dakikalık videoya 50, 45, 50 veya 60 GB harcanıyordu. Şu an 17 dakika çektim. 2,5 GB diyor. Bunu böylece direkt YouTube'a yükleyebilirim yani, öyle söyleyeyim. Ayrıyeten sesimi ve facecam ve şey kamerayı algılıyor. Çok güzel bir program. Bandicam. Kayıt yapan arkadaşlara önerebilirim. Dediğim gibi her 2 gün veya her gün The Forest bölümleri gelecek. Ayrıyeten survival oyunların yanında ayrıyeten League of Legends ile Rocket League de gelecek arkadaşlar. Hepsi facecam'li. Her şey facecam'li artık alacağım. Beni görmenizi istiyorum. Mızrağımız yok ama belki FPS de düşebilir. Belki anında ölebilirim ama şu Spinosaurus'a bir saldırmak istiyorum arkadaşlar. Sizin için. Ama mızrak mı yapsak 2 dakika? Mızrağı, aslında mızrak şöyle şöyle bir şey var mızrakta. Onu da göstereceğim. Şu neymiş? Beyaz mı? Çakmak taşı. Bir tane daha var. Bir tane daha. Tamam. Sanırım. Aynen. Mızrağın şu güzelliğini göstereceğim. 10 tane mızrak vardı elimde. Sizin için çektiğim bölümde dediğim gibi. O 10 tane mızrağı ben şöyle elime alarak fırlattım. Fırlattım. O fırlatmayı da sola tıklayarak önleyebiliyorsunuz. Şimdi bunu atacağım ama direkt atabilecek miyiz? Buradan ağrı. Atsam mı? Ah be. Atamadım. Ne lazım? Bir tane daha mızrağı ne lazım? Çakmak taşı. Atamadık. Buradan oraya birden şey yaptı. Birden döndü ya. Atamadık.
Birkaç tane daha verse iki tane yapabilecek miyiz? Odun. 8 odun. 7 odun var. 8 odun. Dediğim gibi arkadaşlar, Ark'ın bu son bölümü, bu serinin son bölümü olsun. Ark'la başladım bu kanalıma. Hayırlısıyla bundan sonra güzel oyunlarla devam edeceğiz. Şu Spinozaurus'a saldırarak videomuzu noktalayalım. Evet, geldi. Evet, çok güzel. Hiçbir şekilde karşılık veremedik. Hiçbir şekilde karşılık veremedik. Rastgele bir yerde. Aa, rastgele bir yerde mi doğdu dedim? Yatağımızda doğmadık mı? Aslında sizlere çok güzel bir şey göstermek istiyorum. Şu oyunu neden hızlı bir şekilde aslında hızlı bir şekilde oynamak istemiyorum tekrar ama başka videolar çekip oynamak istiyorum ama şöyle bir şey göstereceğim sizlere. Şuna bir saldıralım. Tamam. Şimdi çok kısa 4 GB olmuş. 20 dakikalık bir video 4 GB Bandicam'de. Fraps'te 20 dakikalık video 60 GB. Ne demek ya? Bakın şimdi. Kuzey değil. Batı bölgesi. Şurası. Hayır, burası değil. Nasıl ya? Ben daha önce batıyı seçtiğimde karlı bölüm vardı. Burayı istemiyorum ki. Şu aynı bronto mu? Allah Allah. Şuna bir daha saldırayım. Sekizdi bu. Aslında kuzey bölgesi olması lazım ama doğu. Ben şuralarda doğduğumda aslında güney bölgesinde doğduğumda şurada mı? Kuzey. Kuzey soğuk olur. Normalde kuzey. Evet. Karlı bölge. Buralarda 50 FPS alıyordum hatta ben. Yani daha fazla alıyordum. Hop. Hop, o ne? Ulu, timsah. 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 Sarko. Güzelmiş ya. Bir daha doğalım orada. 23 dakika oldu. Pardon. Hop, kurt var. Çok güzel. Oyunu mutlaka çekeceğim arkadaşlar. Bilgisayarımı biraz geliştirdikten sonra Ark'ı da çekeceğiz ileride. Ama şimdilik ben sizlerle Ark'tan daha fazla oynadığım The Forest'i çekmek istiyorum. The Forest'i, Miscreated'i, işte Rocket League olsun, League of Legends, onlar da arada bir gelecek ama aslında daha çok survival oyunları gelecek. Onu söyleyecektim. Gözüm haritaya takıldı. Başka git doğmadığımız bir yer var mı? Doğu bölgesi. 24 dakika oldu. Çok güzel ya. Defolun. İlk önce şuralara bir bakayım. Oo, burası sulak bölge. Buralarda kurbağalar filan var. Kurbağalar var. Şurada çok hızlı giden bir dinozor var. O ne? T-Rex mi? T-Rex değil, yılan var. Ponyalara saldırıyor. O da güzelmiş. Hop! Lan! Hop! 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 Aa, saldırmıyor. Aha. Ben senin kuyruğuna uçarsam ne yapacağım? Şu an ne? Titanoboa.
Titanoboğalar, vay be. Çok güzel şeyler varmış aslında burada. Nerede doğmadım? Şurada doğmadım mı hiç acaba? Bu doğduğum yerleri gösteriyor bana. Şurada doğmuşum. Bir dakikada şurada bir doğayım. Bu ne? Ha, şurada bir ark iniyor aşağı herhalde. Onun için mor. Dediğim gibi aslında oyun çok güzel ama görüyorsunuz hani o yılanlara karşı veya ileride bir T-Rex'e karşı saldırdığımız zaman hani 10-15 FPS'e kadar iniyor aslında hiç olmaması gereken bir durum. Ama oluyor, maalesef oluyor. Şurada bir parazavrus var. Oha. Bug'da olan bir parazavrus. Şuraya bakın aslında. Gerçekten çok güzel. Hani bu oyunu bir firma değil, birkaç firma birden programlıyor zaten. Geliştiriyor. Ama çok yüksek şeyler istiyor. Bilgisayar özelliği yüksek olması lazım. Oo. Şuranın güzelliği ne? Normalde The Center da bayağı güzel. Aa, şurada akrep varmış. The Center'ı çekebilirim. Eğer bu oyunu bu bilgisayarla çekersem. Ama çekmeyeceğim. Yani şu an bunu çekmeyeceğim. Bayağı bir güzel. Bakın buralara aslında ev yapılırmış, biliyor musunuz? Bu arada buradan daha inemiyoruz. Mecbur şöyle yavaş yavaş gıdım gıdım. Akrep geliyoruz. Sıkı dur. Neredesin? Orada. Bir de bir akrebe saldıralım. Bu da bayıltacak bizi ha. Pulminos Corpius. Vay be. Evet arkadaşlar, 15. bölümü burada bitirelim. Arka veda edelim. Bu videomu veya başka videolarımı beğendiyseniz beğenmeyi unutmayın. Dediğim gibi bundan sonra The Forest bölümleri gelecek. Bu The Forest bölümlerini sakın kaçırmayın derim. Arkada daha sonra çekeceğiz. Bir şekilde çekeceğiz eğer bilgisayarımı geliştirebilirsem. Arkada çekeceğiz mutlaka. Çok güzel bir oyun. Ama şu anki sistem için gerçekten aşırı çok şey isteyen diyorum. Çok işlemci yüksek işlemcilerle oynayabiliyorsunuz, yani öyle söyleyeyim. Ekran kartı da o kadar ahım şahım bir şey olmadığı için 30 FPS yetmiyor. Öyle söyleyeyim. Hani ev yapmaya falan yetiyor ama TF'ye girdiğiniz zaman diyecektim, Teamfight, dinozor savaşlarına girdiğiniz zaman bir T-Rex. Hani şöyle bir şey var, bir de bu arkı hani yalnız oynadığınız zaman çok zor. Hani en az 3-4 kişiyle oynamalısınız ki eğlenin, gelişin, hızlı gelişirsiniz. Hani 2-3 kişiyle. 3 kişiyle mesela gidip bir T-Rex'i de avlarsınız ileride. Çünkü silahınız oluyor, zırhlı elbiseleriniz oluyor vesaire. İşte o uçan dinozorlarınız filan. Aslında tek kişilik de olur o işler ama bayağı bir zamanımı alıyor. Onun için The Forest bölümlerine filan başlayalım. Umarım arkada çekerim. Bilgisayarı geliştiremezsem The Center'ı bu bilgisayarla çekmeye çalışırım. Bayağı bir gelişerek videoları kayda alırım. Hani ilk başta gerçekten her adımımı kayda alıyordum. Siz haklısınız. Her adım, her yaptığım şeyi kayda alamam. Şurada doğayım. Her yaptığım şeyi kayda alamam gerçekten. Şu evin hani her çivisini, her duvarını koyduğumda hani gerçekten birinci bölümden 15. bölüme kadar her adımımı kayda alıyordum. Aslında doğru değil. 14. bölümden 15. bölümün farkını görürsünüz. Aslında öyle oynamalıyım. Hani 14. bölümde bu ev samandı. 15. bölümde şu an odun. İşte 16. bölümde aslında bir tane trikimiz de vardı. 16. bölümde başka bir dinozor filan.
Aslında evcilleştirdiğimiz zamanı, dinozorun baygın zamanını falan da çekebiliriz ama her adımı çekmek gerçekten zor olur. Ark serisi zaten çok içeriği olan bir oyun. 100 bölüm falan olurdu herhalde. Çok fazla oynasaydım, her adımımı kayda alsaydım bayağı bir 100 bölümü geçerdi herhalde. Onun için haklısınız. Çoğu hani The Forest'te şu an her adımımı gerçekten kayda alacağım. 20, 30, 50 tane bölüm olsun fark etmez. Çünkü oyun gerçekten o oyunu bilgisayarım kaldırıyor birincisi ve gerçekten güzel bir oyun. Ama Ark tekli oyunda tekli işte tek başınıza oynadığınız zaman şey yapmalısınız. Hani bayağı bir gelişmelisiniz. Eğer YouTube'a da kayıt YouTube için de kayıt yapıyorsanız gerçekten lazım oluyor. Şu an 30 dakika olmuş. 6 GB. Kusuruma bakmayın. Tek başınıza oynayacaksınız. Kesinlikle unutmayın. Bayağı bir geliştikten sonra kayda alın YouTube'a. Ne diyecektim başka? 30 FPS alıyoruz şu an. Gerçekten oynanmayacak bir oyun. Evet, online oynayacaksınız. 2-3 kişi oynayın. Mutlaka bayağı hızlı gelişirsiniz. Hani mesela bir level atladığınız zaman arkadaşınız saman temeli öğrensin. Siz saman duvara öğrenin. Öyle hani öğreneceğiniz şeyleri paylaşın levellerde. Bunu da size söyleyeyim. Ve bilgisayarınız iyi değilse pardon, Ark'ı 30 FPS ile oynuyorsanız online'a girmeyin derim. Çünkü bayağı bir kasıyor. Gireceksiniz de bayağı bir dinozor savaşlarında filan çok dezavantajlı olursunuz yani. Hiçbir şekilde ilerleyemezsiniz. Arkadaşlarınız 60 FPS ile oynuyorken oyunu siz 30 FPS ile oynuyorsanız hiçbir şekilde sizin işinize yaramaz. 15. bölümü burada noktalayalım arkadaşlar. Görüşmek üzere. Hoşça kalın.